Bu ülkedeki ve dünyadaki bütün öykü arinler için varız. İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve elik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki öykü arin yazıcı için Samsun Kadın Dayanışması üyeleri ve gönüllü kadınlar kök hücre bağışı yaptı. Bizler bugün kök hücre bağışçısı olacağız. Şu anda Öykü Arin gibi bir an önce genetik ikizini bulamazsa çok ciddi hayati risklerle karşılaşacak binlerce hasta var. Dileriz her birimiz bir hastanın genetik ikizi çıkarız. Bugün sadece kök hücre bağış formlarını doldurup 3 tüp kan vererek uluslararası kök hücre veri tabanına dahil olacağız. Belki yarın, belki bir yıl sonra telefonumuz çalacak ve biz bir hastanın genetik ikizi olduğumuzu ve ona hayat verebileceğimizi sevinçle öğreneceğiz. Lösemi tanısı konulduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken ve düzenlenen çok sayıda kampanyaya rağmen henüz netice alınamayan minik Öykü Arin için Samsun Kızılay Kan Merkezi'ne gelen kadınlar yaptıkları basın açıklamasıyla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bizler Samsun Kadın Dayanışması olarak kadın cinayetlerine, çocuk istismarına ses verdiğimiz gibi bundan böyle öyküler için ve bu hastalığa yakalanmış tüm insanlar için umut olmaya devam edeceğiz. Tekrar hatırlatıyoruz. Dünyanın en güzel melodisi çocuk kahkahalarıdır. Gelin birlikte çocuklara umut olalım. Gelin öyküler için, tüm lösemi hastaları için biz de can olalım.